Şimdi geçelim Türkiye'nin iç siyasetine. Bu iç siyaset dış siyasetle çok iç içe geçti. Türkiye'de hükümetin, iktidarın şu anda yaptığı bir yanlış var. Dış politikayı iç politikaya malzeme etmeye çalışıyor. Bu iç politikada işe yaramayacağı gibi dış politikayı da gerçekten içinden çıkılmaz ve çok zarar göreceğimiz bir hale büründürebilir. Bu işlerde popülizm olmaz. Ama bakın şimdi 2022 bütçesi konuşulurken mecliste gibi tartışmalar yaşanıyor. Öyle tuhaf durumlar var ki bir soru soruldu Dışişleri Bakanı'na. Dışişleri Bakanı kim? Soru bu. Sayın Cumhurbaşkanımız döner dönmez bize orada ne konuşulduğunu söylediği gibi ertesi gün Milli Güvenlik Kurulu'nda tek tek anlattı. Nereden biliyorsunuz arşivlere girmediğini, tutanakların olmadığını? Kim söylüyor size bunu? Dışişleri Bakanlığı siz mi yürütüyorsunuz yoksa Savunma Bakanı mı? İbrahim Kalın mı yoksa Fahrettin Altun mu belli değil. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı arasında fitne yapmaya çalışmayın. Bu işlemez. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Putin'in kapısında bekleyip akşam televizyonlara seyran olmak dışında yaptıklarınızı ben gerçekten duymak istiyorum. Mecliste Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken muhalefet sözcüleri Bakan Çavuşoğlu'nu soru yağmuruna tuttu. 10 büyükelçi krizinden Haziran ayındaki sadece tercümanların katıldığı Erdoğan-Biden görüşmesine, Suriye-Irak tezkeresinden Taliban'a kadar. Gündem başlıkları sıcak, görüşmelerin tansiyonu yüksekti. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi bellidir. Bu büyükelçiler Türkiye'nin... Değerli arkadaşlar, diplomatik zafer diyorsunuz. Hakikaten buna inanıyor musunuz? Artık dış politikayı iç politikaya alet etmekten vazgeçin. Siz 10 büyükelçinin geri adım atmasını da hazmedememişsiniz. Bir büyükelçiler tartışması da muhalefetin Türk büyükelçilerle ilgili iktidara yönelttiği eleştiri üzerine yaşandı. Kurtlar Vadisi müziğiyle büyükelçiye giriş videosu çeken mi? Evinin kapısında hizmetçileri dizip kendisine selam verdirip videosunu sosyal medyadan yayınlayan mı? Hamdolsun dünyanın en saygın diplomatlarına sahibiz. Muhtemelen kendisinin Rizeli olduğunu anımsatmak için, tayin listesi dışında kalmamak için çay toplama görüntüsü yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve Putin'le yaptığı baş başa görüşmelere gelen, dışişleri devreden çıkarıldı, devlet geleneği çiğnendi eleştirilerine sert cevap verdi Bakan Çavuşoğlu. İyi Partili Erozan'ınsa dışişleri bürokratlarına uyarısı dikkat çekti. Biz sizleri hükümetin değil devletin memurları olarak görmeyi arzularız. Bu ucube sisteminin uygulamalarına karşınız tavrınızı ortaya koymaktan çekinmeyin, dik durun. Biden'ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Dışişlerinden, Beyaz Saray'dan mı? Kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir Türk. Bir Türk. Yani ABD başkanının yanındaki tercüman bir Türk. Dünyanın sonu mu? Hata eder etmez ayrı bir şey. Kendi bileceği bir iş. Bakanla muhalefeti karşı karşıya getiren tartışma başlıklarından biri de Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban yöneticileriyle Ankara'da yapılan görüşmelerdi. Amerika bunlarla benim gözümün önünde anlaşma imzaladı. Rejimini kabul ettik mi? Hayır. Ne demek daha ne yapacaksınız? Herkes görüşüyor da bir şey olmuyor da ben görüştüğüm zaman senin hayranlık duyduğum Batılılar görüşüyor da ben görüştüğüm zaman sorun ne? Muhalefetin iktidarı hedef alan dış politika eleştirileri Suriye başlığıyla devam etti. İktidar Emevi Camii'nde namaz kılamadı ama Suriyeliler Sultanahmet'te namaz kılır hale geldi.